GTA 5 Gerçek Hayat önceki bölümde yaşananlar. Hazır olun. Hazırız. Tamam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam selam. Uzay iyi misin? Oğlum siz, butunuzu da aldım. Her şeyiniz bitti. Anlaşma burada bitti. Hepinizi öldürmeye geliyorum. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Bundan sonra Gerçek Hayat'ı canlı canlı Twitch'te çekeceğiz. Her hafta cumartesi günü mesela atıyorum siz bölümü cuma günü izlediniz ya. Ertesi gün Twitch'e geliyorsunuz. Twitch adresim bu arada ekranda yazıyor aşağıda. Takip edin lütfen gidin. Her hafta cumartesi günü Gerçek Hayat bölümü yayınlandıktan sonra geliyorsunuz abi. Bir sonraki bölümü çekiyoruz. Canlı canlı hem kamera arkasını görüyorsunuz. Hem nasıl işliyor. Ben nasıl komutlar veriyorum. İşte sen şunu yap, sen bunu yap falan filan. Birazcık büyüsü kaçacak. Harbiden birazcık büyüsü kaçacak. Çünkü kamera arkasında o kadar fazla eğleniyoruz ki. Bu gerçek hayattaki ciddiyet olmuyor. Ama yayında da işte zaten bu yüzden yapalım dedim. Yayında gülüp eğleniriz. Çok da güzel vakit geçiririz gerçekten. Twitch adresim arkadaşlar bakın dediğim gibi açıklama kısmına koydum. Ekranda da yazıyor. Ekrandaki belki değişmiş olabilir çünkü isim değiştirme başvurusu yapmıştım. Siz açıklama kısmındaki linke mutlaka gidin ve takip edin. Haftaya cumartesi, bu cumartesi değil yani yarın değil. Haftaya cumartesi saat 17.00'da ilk yayınımızı açıyoruz arkadaşlar. Siz şimdiden takibe alın. Tasarımlar masarımlar yapılıyor şimdi. Haftaya başlıyoruz yayınlara. Geliyoruz lan Twitch, biz geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bu arada önceki bölüm değil ondan önceki bölüm devamında olacak. Çünkü hani yılbaşı bölümü rüyada geçmiş. Biliyorsunuz. O yüzden hani en son biz kendiyle telefonda konuşmuştuk ya. Öyle düşünün. Telefondan sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Hadi bakalım neler olacak. Bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın. Onu söylemeyi unuttum. Abi hemen silahlanmamız lazım. Geliyorlar. Kim geliyor? Geliyorlar, geliyorlar. Abi, nasıl kim geliyor? Hoparlörde konuştum ya dayı. Abi al. Direkt silahlanın. Şu bizim getirdiklerimizden de alanlar olsun. Şu istediğiniz alın abi. Artık ne yapıyorsanız yapın. Bir şey diyeceğim. Buranın çatısı da çıkılıyor mu? Hiç baktınız mı daha önce? Evet, çıkılıyor. Yan taraftan. Tamam, bir kişi benimle çatıya gelsin. Kim geliyor? Ben geleyim. Gel. Bak abi dayı, siz de kendinize çok dikkat edin. Herkes silahlansın. Lan. Fehmi abi bana da silah verin. Şeyin... Panik yapmayın. Elif abla nerede? Önce. Lan uyuyor bunlar bu daha. Gece mi geldi bunlar? Gece geldiler abi. Elif abla kalk. Lan. Üstüm. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kalk. Silahlanın hadi silahlanın. Bak basmaya geliyorlar. Ne? Kim basmaya geliyor? Nasıl yani? Abla bak bugün senin günün. Sen ne yaptın burada? Bak, bu yarım milime attığın mermileri hatırlıyorsun değil mi? Evet. Tamam hadi aynısını bugün gerçekte artık. Bu sefer o kafasının üstündeki elmaya değil. Direkt kafasına atıyorsun. Alıştın ya. Tamam. Abla yok şakacıktan. Aradı bir bak biraz önce konuştuk. Siz dün gece neredeydiniz? Neyse bunun muhabbeti değil şu anda. Tamam neyse şu an bunu konuşmayacağız. Siz yerli herkes yerlerini alsın bir şey yapsın. Dur çatıya bu arada kalabalığız abi. Ne kadar kalabalıklaşmışız. Çatıya ben iki kişi gelsin. Dayı sen gel. Haydar tamam, sen gel. Ejder abi. Ben dayının yanında kalmak istiyorum. Tamam abla sen de gel. Çık yukarı çıkın siz de. Nereden çıkılıyor? Gel abi takip et beni. Bak, onlar yanda, birazdan yanda gelir büyük ihtimal. Herkes yerlerini alsın. Gel bak, abi Müslüm, gel. Bak şu sol taraf. Ondan sonra uzay sen istiyorsan bak şey yap dinlen abi, bak. Söyle. Dinlen. Baktı gel abi olur mu öyle şey ya? Bu adamlar beni kaçırmadı mı? Ağacın oradayım ben. Tamam oğlum nasıl diyorsan. Ejder abi şey yapıyorum bak sana bırakıyorum. Buradaki herkesi tamam, sen bir yere yerleştir. Ben yukarı çıkıyorum tamam, yukarıdan tutacağız. Bak canınızı tehlikeye atmayın tamam mı? Saklanın böyle silahı çıkarıp sıkın gerdeyse. Adamları korkutalım uzasınlar gitsinler. Burada Sabahattin bir sonuca bağlanamaz benimle. şu an çünkü. Adamları Sabahattin korkutalım kaybolsunlar. Tamamdır. Hadi gelin biz yukarı çıkalım. Ben motoru aldım. Bir şey diyeceğim. Motoru da mı alsak arabayı alsak? Araba kalsın. Bizimkilere lazım olur belki. Tamam. Haydar atla. Atladım. Bizimkilere lazım olabilir belki. Şuradan mı çıkıyoruz? Sol aynen. Aynen. Of dur gerildim ya. Aa dur. Bak olası kötü bir şey oldu diyelim. Adamlar bize çöktü. Hiçbir şey yapamıyoruz. Dur. Sen de hem birlikte oyunları oynayabileceğin güzel bir arkadaş ortamı hem de bizimle iletişimde olmak için Discord sunucumuza katılabilirsin. Ayrıca düzenli olarak benimle sesli sohbet, birlikte oyun oynama gibi birçok etkinlikler olacak. Hadi sen de ailemize katıl. Buradan kaçıyoruz dayı tamam duydun mu? Tamamdır buradan atlarız. Buradan kaçıyoruz bak. Okey. Buradan motorla mı atlayacağız? He ne olacak ki? Abla motorsuz atlasak daha sıkıntı sanki. Ya hayır direkt yani ne bileyim. Adamları bir dakika biz kaçacaktık deyip yanlarından mı gidelim abla? Ama oradan atlarsak ölürüz. Anam bizim buradan bakış açımız yok. Şuraya çıksak görürler mi? Şuraya çıkabileceğimiz bir yer var mı ki? Bence buraya çıkabiliriz. Buraya çıksak da iyi de direkt hedef oluruz. Yo buraya çıkarsak ölürüz abla. Hedef oluruz. Bizimkiler ne yapıyor aşağıda? Aha Sebahati'yi gördüm lan. Sebahati'nin yanında kim var ya? Abi şşş. Aa nereden çıktın lan oraya? Femi. Şuradan direkten tırmandım gel. Ejder abi neredesin? Buradayım, çalıların oradayım. Saklandık. Ana harbi iyi yer ha. Sizin tam orası çok iyi. Ben burada durayım mı? Şu an onlar bizim saklandığımızı bekliyor olabilir. Adam haber verdi ya bildiğin geliyorum hepiniz öleceksiniz diye. Ben de sis bombası aldım ben. Haydar senin pistolü versene bir tane. Bir oraya nereden çıktınız? Bende de pistol olacaktı ya. Direkten. Direkten tırmandık. Ama hepimiz orada olmayalım ya. Allah. Lan oğlum iyisin değil mi? İyiyim abi dur şuradan çıkayım tekrar. Dur tamam orada iki kişi olsun. Dur bakayım nasıl yapabiliriz ya? Şu cam binaya geçiş yok mu ki bir yerden? Haydar buraya bak. Efendim. Duyuyorsun değil mi beni?
Geliyorum. Oğlum bir yerden şu yan binaya çıksana. Çıkayım hemen bir dakika. Şu yan binaya çık bak şu şeyler var ya, tabela gibi bir şeyler var şurada. Evet evet evet. Onların tamam, arkasına dur. Yaslan. Görüyor musun beni? Dur abi. Görüyorum. Oğlum lan! Evet arkadaşlar Haydar aramızdan ayrıldı. Çatışmaya bir kişi eksik devam edeceğiz. Elif abla sen neredesin? Nerede duracaksın? Burada mı duracaksın? Ya yukarıya çıkamadım ben ya. Ay kıyamam, tamam sen burada dur abla, ben çıkacağım yukarı. Sen buradan halledersin. Dayı elini uzatsana dayı şuradan. Dur bekle, uzatayım bekle. Alırız. Tamam geldim. Şöyle gel. Tamam, buradan bence... görüş çok iyi. Aha görüş iyi iyi, 10 numara. Tamam burada bekleyeceğiz. Dur Ejder abi nerede? Ejder abi duyuyor musun? Duyuyorum çallaktayım ben. Bak bak sol yukarıdayız biz, gördün mü bizi? Biz gör, gördün mü? Bak. Bakayım nerede? El yapıyorum. Köşedeyim. Bak tamam Haydar da sizin sağdaki binada. Hemen sağınızdaki üstteki binada. Gördüm, o da burada. Bak, evet. Adamlar geliyor, siz ve biz karşılık veriyoruz. Haydar en son gösterecek, tamam mı? Tamam. Bak aşağıdakiler size emanet ha. Tamam tamam, sıkıntı yok. Sebo tamam, burada tamam. Yanımda. Tamam Sebo orada. Uzay nerede? Uzay da burada. Başka kim var aşağıda? Üçümüz varız işte. Aa, daha kim olsun? Tamam tamam neyse, kalabalık yukarıda olmasın. Elif abla orada çok açıktasın. Orada çok açıktasın. Çekileyim şöyle. Aynen aynen, şu demirlerin arkasına ver kendini. Abla bak sen oraya yanaş. Heh bak yerin iyi oradan. Yerin İyi mi oradan. Şu an? Aynen tamam. Zaten kendini çok gösterme. Silahı uzat, ateş et. Boş ver, sana bir şey tamam. Olmasın. Aa geliyorlar geliyorlar. Yerin oradan. Asık. Tamam bir dakika bir dakika. Dayı kendini çok açıktan gösterme. Dur tamam. Kendini çok açıktan gösterme. Oha bu kadar kişi gelmez anasını satayım. Sıkmıyor bunlar. Sıkmıyorlar. Durun, abi sen sıkacak o. Durun, tabii, durun. Göstermeyin. Göstermeyin, siz hedeflerinizi alın, hedeflerinizi alın. Sık abi, sık. Sık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bende. Haydar çık oğlum, çık. Yardır oradan. Hay, lan mermi bitti. Alttakini fem vereyim mi? Yo, tabancaya geçtim. Dayı bak dikkat et. Çok açıktayız, tamam, çok açıktayız. Tamam. Lan. Uy. Allah'ına kavuşturdum yemin ediyorum. Lan siz... kimle karşılaştığınızı biliyorsunuz mu lan? He? He? Dayı senin mermi ne durumda? Dur mermi var şu an, vereyim mermi. Oy ne oluyor lan? Oy! Anam avladın, araba patladı. Vereyim mermi. Oy tamam tabancada var, sıkı. Kaybol lan sen, artiste bak. Aha. Lan bu yemin ediyorum var ya, bu kadar adamım olacak, bu kadar param olacak, böyle çatışacağım. Allah'ın geri zekalıları. Harbi çok mal ya. Nerede o? Kenji nerede Kenji? Kenji öldü mü? Kenji yok. Lan Haydar dikkat et, ne yapıyorsun? Aha şunu indir şunu. Lan kaç kişiler, bitmiyorlar ya. Mermim bitti. Allah dayı pardon. Sıkıntı yok. Aha tamam. Başka var mı? Başka var mı? Ben de bilmiyorum. Tamam durun, ateş kes Haydar, kes. Elif abla durun bir. Tamam. Aşağıdakiler, bizimkiler durun. Ses soluk yok ha. Alındı mı yoksa bir intikam ha? Vallahi nerede o? O enayi G kasayla geldiği arabası patlamış. Keşke arabayı patlatmasaydık da biz çökerdik. Vallahi ya. Bir şey diyeceğim tamam. Var. Dikkat edin. Herkes yavaş yavaş insin aşağıya. Bak pusu falan yapıyor olabilirler. Hiç belli olmaz ne yapacakları. Motorlarla mı inelim? Motorlarla yok ya. Dayı dur sessiz inelim. Gel. Sessiz inelim. Bir şey diyeceğim. Elif abla sen en arkadan doğru gelsene. Dikkatli ol ha var. Dikkatli olun. Önümüzü falan kesmişti. Dur hemen gösterme kendini. Tamam. Evet dikkat edin. Çık. O Kenji'nin cesedi bende ha, tamam mı? Eğer bir şey diyeceğim. Şimdi o Kenji'nin cesedini alıp direkt malikanelerine basmaya gideceğiz ha. Okey. Oha direkt evi basalım mı? Evet. Şu anda ya. Düşmüşlerken hemen malikaneye basacağız. Çökelim eve. Herkesin öldüğüne emin miyim? Değiliz işte abla. O yüzden apaçık gezmeyin. Ben şu patlamış arabanın oraya geçiyorum. Tamam. Yan taraf bende. Bizimkilere bakacağım. Enayiler. Lan ne oldu? Abi. Lan! Ne oldu? Lan! Oğlum ne oldu? Ejder abi! Oğlum nasıl ya? Abi, hayır. Oğlum ne oldu? Ezer abi. Oğlum nasıl ya? Abi, hayır. Bir şey diyeceğim. Dur bir dakika. Durun bir. Başını şişmeyin. Durun. Bir dakika tamam. Oğlum bir sakin olun. Lan tamam. Kalp atıyor ya. Tamam ölmemiş, bir şey yok. Durun. Abi. Hadi hastaneye çabuk arabayı getir. Haydar koş arabayı getir. Ejder abi iyi olacaksın, merak etme abi. Abi koruyor. Dur. Tamam koş arabaya koş. Çabuk. Bin şu arabalara. Bin. Şu kalanlar motorları alsın. Herkes iyidir mi bunun kalanlar? Oğlum bas. Araba teker mi patladı? Araba teker. Yapacak bir şey yok. Bas oğlum, yapacak hiçbir şey yok. Tamam ben de kontrol edeyim. Ejder abi merak etme, iyi olacaksın abi. Vallahi iyi olacaksın. Hiç merak etme. Ejder. Çok kayıyor. Yapacak bir şey yok. Dikkatli ol. Heh yakınız bir şey yok. Tamam dur. Çabuk. Doktor alo. Kimse yok mu doktor?
Ne oluyor, ne oluyor? Doktor bey, tam bak hastamız var. Nasıl, ne oluyor? Nereye yatırdın, nereye yatırdın? Vuruldu, vuruldu. Bak çok kan kaybetti. Bilinci yok, bilinci yerinde değil. Doktor bey, iyi olacak değil mi doktor bey? İyi olacak değil mi? Çıkar mısınız? Dışarıya çıkın. Tamam, biz burada duralım ya. Yapacak bir şey yok, bir şey olmaz. Olamam, çık dışarıya. Tamam, çık dışarıya. Tamam, çık. Abi merak etme, biz buradayız abi, kapının önündeyiz. Dışarı. Tamam, çıktık ya. Bizler buradayız, bizler. Of. Nasıl? Bilmiyoruz. Nasıl ejder abiniz? Bilmiyoruz. Direkt ameliyat aldılar ha. Bilmiyoruz. Ben kapının önüne çıkıyorum ya. Ben burada duruyorum abi. Bir şey diyeceğim. O Kenji şerefsizin leşini gören oldu mu? Ben görmedim. Abi yok. Vurdu. Yoktu. Gitti. Yoktu. Vurdu. Gitti. Hiçbir şey yapamadım. Gitti mi? Evet. Açtı mı? Gitti mi abi? Kaçtı mı oğlum? Gördün mü? Bir şey söyle Müslüm. Evet abi, gözümün önünde vurdu. Kaçtı. Hiçbir şey yapamadım. Oğlum nasıl hiçbir şey yapamadın? Elini kolunu sallayarak gitti mi adam? Sıkamadın mı arkasından? Abi yok, bir şey yapamadım. Tamam neyse, durun kapının önüne gelin ya. Burada konuşmayalım bunları. Gel. Uzay falan nerede? Lan, abi onlar motorla geliyordu. Ha bir şey olmadı değil mi onlara da? Hayır, bakamadık hayır. Kimse etrafa. Gelmişler. Ha tamam. Abi. Aa dur Sebahati. Silah indir. Silah. La silah indir oğlum, ne yapıyorsun? Abi dur. Sebahati bir şey yok oğlum, merak etme, bir şey yok. Da bir şey yok, iyiymiş. La Sebahati dur. Sebahati dur abi, oğlum dur, bir şey yokmuş. Uzay dur. Lan oğlum orada değil. Gel buraya. Bak buradan. Camın arasından bak. Gördün mü? Bak iyi olacak. Bak şu camın arasından. İçeri girmek yok. Bak ameliyatta şu anda. Eğer iyi olsun diyorsan içeri giremezsin. Tamam mı? İyi olacak. Merak etme. Tamam, korkuyorsun. Biz de korkuyoruz. Anlıyorum. Ama merak etme ya. Senin abin olduğu kadar bizim de abimiz ya. İyi olacak. Gelin kapının önüne çıkalım ya. Başka bir yerinde bir şey olan var mı? Bende hiçbir şey yok. Bende de hiçbir şey yok. Ben bir ufak düştüm ya. Gördüm senin düşüşünü gerizekalı. Aynen. Dayı sende bir şey yok değil mi? Yo, bende hiçbir şey yok. Haydar, sen sende de yok. Benim bacak kötü. Yo ben ya. İyiyim ya. Ben düştüm ya, bacak kötü. Bir selamiye baksak mı? Sebahati. Ya abi, oğlum ya, Sebahati ya. Selamı deyip duruyorsun çocuğa ya. Sebahati oğlum ya, gel. Allah ameliyatı gibi. Abi. Gel oğlum şuraya. Bak gel kapının önünde. Aha biz de sen gibiyiz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor oğlum. Elimizden bir şey gelse yapalım ama yok, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bekleyeceğiz burada, yapacak bir şey yok. Hava alalım en azından. Elif abla bir zıpla bir ya. Ayağın takılıyor. Gel buraya. Biz de senin kadar üzgünüz. Gel buraya Selamiye. Tamam neyse, bırakın ya. Sebahati dur. Bırakın tamam, yapacak bir şey yok. İçeri bari girme Sebahati, dur. Ha, içeri girmiyordu zaten, kapının önünde çocuk. Yok, girecekti tam, durdurdum tamam. Abi ejder abi iyi olacak değil mi? Olacak. Sesini duydum ya en azından. Sesi geliyordu. Ihmıh da olsa sesi geliyordu ya. Ben Kenji'yi öldü zannettim ya. Kenji kaçmış. Şerefsiz ya. Oğlum, Müslüm nasıl kaçmasına izin verdin ya? Abi vurunca şok oldum. Gözlerim böyle, bir şey diyemiyorum ki ya. Ben bu arada nereden vurulduğuna falan bile bakamadım o şeyle. Direkt sırtladım gittim. O nereden vuruldu gördün mü? Abi arkasından vurdu. Sırtından mı vuruldu? Of, iyi olacak. Kötüyü düşünmeyelim ya. Versene oğlum Haydar, bir tane de bana. Abi şu arabayı bir çekin, hastanenin girişine park etmişsin. Lan oğlum buraya polis gelecek ha. Gelmeden çıkarız ya. E oğlum adamın içeride tedavisi var. Abi ben bence doktoru da götürelim yanımızda, olmaz böyle. Lan saçmalama oğlum, biz Kenji miyiz ya? Tüm suçu ben üstlenirim abi. Ne parası neyse verelim. Lan ne suç? Saçmalama da bir dur. Suçlu bir şey yok, dur. La şu an polis gelse abi, hepimizin Haydar üzerinde aklı. Tüfekler var ya, manyak mısınız? Abi Haydar haklı, polis şeyi alalım. Parası neyse verip alalım doktoru abi, alalım. Doktoru. Mesai dışı. Parayla falan şu an onu alamayız, bilmiyorum. Acaba götürsek abi, bence mesai dışı kabul eder. Mesai dışı kabul eder yani. Neyse, başında durmalı bitsin. Doktor. Şu ameliyat bitsin. Ya para teklif ederiz. Eğer istemiyorsan deriz, başka yolları deneriz deriz. O anlar zaten büyük ihtimal. Adam vurulmuş, adam getirmiş size nasıl satın. Çok doğru. Elif abla nerede? İçeride sanırım. Sebastian yanında mı? Aynen. Muhtemelen. Ha. Of Allah'ım, ne yapacağız ya? İyi olacak değil mi ya? İyi olacak, bir şey olmaz ya, ne olacak? Sonra da gidip Kenji'yi kesinlikle öldürmemiz lazım. O şerefsiz öldü ya artık. Şey kalmadı değil mi? Kenji'nin başka adamı kalmadı. Hepsi öldü. Ben görmedim. Leş doluydu. Saydım. Hayır ben hepsinin üzerine baktık. Yukarıdan baktım. Leş doluydu etraf. Aynen yani, canlı adam görmedim. Orayı da temizlememiz lazım. O kadar adamı öldürüp Kenji'yi nasıl kaçırdık elimizden ya? Abi ben Kenji'yi görmedim. Kenji'yi ben de hiç görmedim ki. Ben hatta o gelmedi sandım. Kenji'yi hiç görmedim. Ben gelmedi sandım. Hayır canım, GKS'yi görünce geldiği belliydi. GKS'yı o gelen o değil miydi? Ben 3 milim falan sandım onu. Yok 3 milim yok. Ben onu da hiç görmedim. Ben de görmedim onu. Onu getirmemişlerdir ya. O bir duş falan alıyordur. Muhtemelen. Ana dayı seni buraya böyle getirdik lan. Harbiden ha. Benim şey ayak parmak ucum şeydi ama yaralanmıştı. Ayak parmak ucum. Biz nasıl korkuttuydun ya. Öleceğim. Son duamı ediyorum falan filan. Meğer sen bir öğrendik ki Uzay ayak parmak ucu yaralanmış. Ama ben 35 metreden düştüm. Harbi 35 metre. Ama o sıra ne şatıştıydı. Çok iyiydi o ya. Seni ne kurtardıydı. Lan. Allah abi. Şu an zaten o günlerin ekmeğini yiyoruz ha. O değildi. Bu Kenji
Kenji denen geri zekalı. Lan o Mike kadar param özledim. Var. O kadar şeyim var. Neydi o? Silahım var. Adamın var, araban var. Çatışma şeklini gördünüz değil mi? Geri zekalı vallahi mal. Lan geri zekalı. Eğitmemiş abi. Bulmuş, geri zekalı. Beyin önemli, beyin. Yemin ediyorum aynen lan, eğitmemiş büyük ihtimalle. Harbi tam bir geri zekalı. Kenji burada öyle mi? Ben daha iyi kullandım bence. Oğlum tabii lan, hepinizi öğrendiniz. Aha sen de ana Uzay, sen eğitmedik lan biz seni. Yo abi, ben Airsoft'tan biliyorum nasıl tutulduğunu. Zaten pat pat iki kişi vurdum ben. Helal, iyi, güzel. Bu ses soluk yok ya içeriden daha. Ben bir bacağıma baktırayım abi. Sen baktır, sen kötü düştün ya. Aynen. Bir de biz şu doktora bakalım ya. Bizim acil uzamamız lazım buradan dayı. Vallahi aha. Gidelim. Yoksa polis gelir. Abi doktor. Doktor bey, evet, ne oldu, yaşayacak değil mi? Merhabalar. Hastanın en yakını kim acaba? Hepimiz. Akrabalık dereceniz acaba nedir? Bilgi vermem açısından bir akrabalık derecesi ihtiyacınız var. Akrabası hiç yok hayatta olan. Anladım. Hepimiz onun akrabası sayılırız. Hastayı şimdi tabiri caizse kevgire çevirmişler. Hastanın ne diyorsun lan? Nasıl hastanın, olduğunu söyler misiniz abi? Hastanın vücudunda 14 adet kurşun topladık. Hastanın yoğun ya? Bakımda kalması lazım. Ve bunun bir silahlama sonucu gerçekleştiğinden dolayı birazdan polise haber ver. Tamam, sen şöyle içeri girsene. İçeri gir. Ses yapma, içeri gir. Ses yapma, çok içeri gir. İçeri gir. Tamam. Gir. Tamam. Yani tamam. İçeri gir. Şey, içeri gir. Yani. Tamam. Burada insan hayatı kurtarmaya çalışıyoruz. Sessiz ol. Sessiz ol. Geç lan içeri. Kapının önünü tutun. Silahla tutmayın kapının önünü. Silahla tutmayın kapının önünü. Tamam. Beyefendi. İçeri kimse girmez. Tamam. Bir dakika. Ben sadece derdimi anlatıyorum. Abi bak, gerçekten biz normal iyi insanlarız. Bak, bu olaylara girmek, bu silah çatışmalara girmek hiç istemez. Gerçekten hiç istemezdik. Bizi bu olaya sürüklediler. Geldiler, benim karımı öldürdüler, anladın mı? Geldi, benim karımı kucağımda öldürdüler. Biz bu adamlarla çatışma içindeyiz şu anda. Ha bak, abimiz ya, kanımız, ciğerimiz, onu vurdular. 14 kurşun diyorsun. 14 kurşun diyorsun, gelmişsin de şimdi polisler gelecek diyorsun. Ha, bizim hepimizi bırakırlar mı burada? 500 bin dolar cash. Gel gidelim. Yerimiz var. Ne kadar kalıyorsan artık. Yoğun bakım sürecin boyunca başında dur. 500 bin dolar. Beyefendi yanınız durumları oluyor mu? Şimdi biz burada... Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. Sana iki seçenek veriyorum sadece. Evet. Birinci seçeneğin 500 bin doları kabul edersin. Gelirsin güzel güzel, tedavini yaparsın. İkinci seçenek, silah zoruyla gelirsin. Başka seçenek yok. Para dalmadan yapar gidersin. Abi, param falan da yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle silahları indirelim. Agresyona gerek yok çünkü... Lan orada anında enayi mi yazıyor? Nereden bileyim ben orada bir şeyler yapmayacağını, içeri birinin girmeyeceğini? Beyefendi hiç kimse yok ya. Ellerim havada gördüğünüz üzere. Şu arkada tamam. Haydar indirsene. Lütfen homofobiyim de ben biraz... Açılırsan. Estağfurullah. Evet. Oğlum homofobik, sen bize neyi mi atmaya çalışıyorsun lan? Hitap etmek aynen, için. Aynen. Ya tamam, bir dakika ya. Hadi boş yapma. Hadi konuş. Hitap geliyor musun, gelmiyor musun? Sizin adınız neydi acaba? Fehmi. Ha, o zaman izin verirseniz ben bir bankaya kadar gideyim. Yıllık izinlerimi kullanmam lazım. O zaman ben bankoyu oyalarken sizin hastayı çıkarmanız lazım. Kimsenin görmemesi lazım. Sen ne yapacaksın? Güveneceğiz? Nereye gideceksin sen? Biz sana nasıl güveneceğiz? Efendi, 500 bin dolara ben burada göbek bile atarım. Haydar. Efendim. Doktoru eşlik et. Gidin ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Haydar mıydı? Takip et. Aynen. Yani, tamam. Eşlik et, ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Ya. Sonra da hemen bizim mekana. Çıkartalım o zaman hemen Ejder'i. Tamam Ejder abi, hemen. Kimse yok inşallah ya. Bu kamera görüntüleri falan yapacak hiçbir şey yok dayı. Kamera görüntüleri falan, biz ne yapıyoruz lan? Doktor kaçırdık ya. Doktor kaçırdık, anasını satayım ya. Ne oldu? Hemen geçin. Bin. Atla arabaya. Kamera görüntülerini halledecek miyiz yoksa? Kamera görüntüleri... Halledeyim istersen. Tamam hadi sen halletsene, kal burada. Tamam. Kal burada. Şu doktordan öğren, doktordan öğren Uzay! Biz nereye gidiyoruz, ne oluyor abi? Hadi bizim yere, bizim mekana. Bas. Bizim mekana yürü. Dayı tamam, nerede, dayı burada mısın? Buradayım, devam. Tamam. Ejder abi iyisin değil mi Ejder abi? Sını satayım, adam kendine değil ki, hala kendine değil ya. Bizim burada olmamız ne kadar doğru, nereye götürsek ki? Dayı başka yer geliyor mu aklına götürebileceğimiz? Yok şu an ev... Oraya da götüremeyiz. Ya abi şuradaki ortama bak. Dur. Bizim kim var? Bizim motorlardan kim var? Elif abla. Elif var. Elif abla, senin araba kullanmayı biliyorsun değil mi? Aa Müslüm. Vito'yu al. Şu patlak olmayan Vito'yu al. Vito'yu çekseniz yukarıya, çatıya çek. Tamam. Şu arabayı da çatıya çekin. Abi iyi olacaksın abi. Hiç merak etme abi. Vallahi iyi olacaksın. Söz veriyorum sana, iyi olacaksın. O şerefsiz de ölecek. Hiç merak etme. Bak. Bir tane adamları kalmadı lan. Bir tane adamları kalmadı. Ne abi? Ney dayı? İçeriye getir bence şu şeye, ofise. Ejder abi sana söz veriyorum, bak sana yemin ederim. Yine benim suçum anasını satayım. Bak o adam da yok, güzel kendi av dükkanını işle diyordu. Geldi benim peşime anasını satayım. Bak yine al. 14 kuruşun yemiş, 14 kuruşun. Yaşama ihtimali var mı ya? Var mı? Var tabii ki var ya. Sebati öyle demek istemedim, vallahi var. Yaşayacak ya. Tabii ki yaşayacak ya. Manyak mısın? Öyle demek istemedim. Ejder abi senin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Hiç merak etme. Bak doktor da geliyor şimdi. Sana özel doktor tuttuk. Hiç merak etme. Malzemelerini alır gelir umarım. Hiç merak etme. Bir zahmet yani ya. Yani. Bunu akıl etsin bir zahmet. Elif abi Sebahattin'in başına dursanız.
Diğer patlak arabaları ne yapacağız? Dayı bilmiyorum, dayı bilmiyorum. Onları polis falan geçeriz orada, net görürler, sıkıntı. Yürü yürü. Dakikaya kadar nasıl geçmedi ki? Aha geldiler mi? Heh. Lan. Geç. Merhaba. Hastamız nerede acaba? Eşyaları bal. İçeride. İçeride. Tamam siz doktoru geldi. Başını bir rahat bırakın bu arada. Abi ben bunu biraz tamam. Hırpaladım. Oğlum manyak mısın? Niye hırpalıyorsun? Abi adam homomoma bir şeyler diyor ağzını burnunu kırıyor. La olsun ya. Oğlum boş ver ya. Fehmi kiliseye mi götürsek acaba? Kiliseye mi götürsek? Bence burası sıkıntı şu an. Şimdi Fehmi Bey yalnız şimdi şöyle bir şey bir dakika var. Bir dakika sen bir dur bir dakika. Sen o hastayla ilgilen. Benle ilgilenme hastayla ilgilen. Abla bir şey diyeceğim. Orada bir şey olur mu? Orada güvencemiz adamlar var mı? Patlamayalım orada. Orada hem hasta için çok daha hijyenik tamam. Ve daha sağlıklı. Müslüm, Haydar, Uzay arabaları getirin. Hadi arabaları getirin, motorları getirin. Doktorun arabası Haydar. Da var. Bak Vito'yu Vito var. Çatıda Vito var. Hepsini getirin. Kaç malzeme ihtiyacımız var? Bir de... Getirmedin mi gelirken? Yani... Lan gerizekalı mısın? Biz senin kaşına gözüne mi getirdik buraya? Ben sana ne dedim? Şimdi şöyle bir şey lan var. Lan senin devlet... o gözlüklerin için mi getirdik buraya? Gözlükle mi tedavi edeceğim Bey, o adamı? Dinler misiniz acaba? Şimdi devlet malında stokta herhangi bir şey eksik olursa... Lan sen de devlet malısın. Seni aldık getirdik. Sen de devlet malısın. Alıp getirdik seni. Allah'ım ya Rabbim. Neyse tamam. Halledeceğiz. Halledeceğiz. 3 top sargı bezi, bir tane fentir diyor. Fehmi Bey, şimdi devletten malları alırsak ya polisin peşimize düşme ihtimali çok yüksek. Lan tamam biraz önce konuştuk ya bunları. Ne anlatıyorsun oğlum? Halledeceğiz. Ya, sizi ikna etmen açısından. Lan tamam halledeceğiz. Sen ne lazımsa söyle. Şimdi bize 2 top sargı bezi, biraz da fentir diyot lazım. Ya ne anlatıyorsun oğlum? Bana söyleme. Bekle söylersin. Gel buraya takip et. Dayı. Arışmalar ne oğlum? Sen gelin mi çıkarıyorsun lan? Ya şu doktoru gene... getirsenize ya. Ya uzay yapma oğlum yapma. Uzay yapma. Adam akıllı davran ya. Manyak mısın oğlum sen? Saçlı arkadaş sürekli şiddet eğilimde. Doktor bir gelin. Tamam. Evet buyurun. Dayı Allah'ını seversen. Sen şu doktoru götürüp motorla mı götürüyorsun? Neyle götürüyorsun? Tamam. Şu istedikleri malzeme alsana bir yerden. Tamam gel bakalım doktor bey gelin. Doktor abi, bu benim, arada benim. Tamam ben Vito'ya geçtim. Vito'ya geçtim. Ben de bu doktorla gidiyorum. Yürü lan. Ben şu Sebat bin öne. Sen bu arabaya gel. Tamam Mercedes'e hadi gel. Vito'yu takip edin lan, kiliseye gidiyoruz. Öndenin lan öndenin. Şu doktoru götürün. Dur. Haydar dur. Durdum lan. Dayı duyuyor musun dayı? Duyuyorum he. Bak şu enayi nereye götürürsen götür. Bu tamam. Solunum cihazları, o elektronik aletler ne gerekiyorsa alsın bak fiyat dinlemeden. Tamamdır her şeyi alın. Ne gerekiyorsa önden alın. Önden. Tamam. Aa dur. Doktor bey arkaya binler. Dayı gelsene bir. Şey var ejder yanımda sana gelemiyorum. Gel buraya gel. Gel. Şu parayı al. Bin lan arkaya. Dur bey sen havale et. Yo al şu parayı okey, al. Okey tamam dur. Al. Heh, tamam yeter değil mi 300 bin dolar? Yeter. Tamam hadi basın uzayın buradan. Uf. Hayır, başımıza hayır. Açtıklarımıza bak ya. Neyse dur. Bu poligonla bir şey olduğunu daha görmediler bence. Poligonun önünde çatışma çıkmış. Bizle alakası var mı? Yok. Poligonun içinde bir şey olmuş mu? Yok. Lan dur. Arkada motorlarda kim var? Arkamızdaki kim? Lan oğlum, Müslüm sen durdun? Misin oğlum? Ha? Müslüm poligona fırla. Al şu anahtarları bak fırlattım bak yolda. Tamam. Şeyi kitle. Güzelce kitle poligonu. Öyle gel bizle kiliseye. Hadi devam. Kilisede inşallah başımıza bir şey gelmez abi. Kiliseye gidiyoruz devletin yeri ya. Neyse Elif ablanın orada tanıdığı vardır ya. Bir şey olmaz herhalde. Abi orayı kapatabiliyorlar ya bir de bunların yetkileri var kafalarına göre. Ha olur o zaman. Elif abla kapatırlar. Şimdi orada ne? Elif abla müdür müydü orada neydi? Öyle bir şeydi herhalde. Cami gibi açık olmuyor hep bu. Ha iyi. Yetliyorlar geceleri. Bunun cami olsaydı götüremezdim ha korkardım yemin ediyorum. Çarpılacağım diye. Tövbe ya. Oğlum lan Haydar. Bak burada sadece sen varsın. Aha bak şey de var. Sebahati de var. Söz veriyorum. Aha adak mı sayılır bu bilmiyorum. Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Pardon dur. Çek şöyle. Dur inme. Ne oldu? Bak burada söylüyorum adak adıyorum. Bir iyileşsin kendine gelsin. Los Angeles'a cami yaptıracağım lan. Abi sen rahat ol kralını yaparız sen merak etme. Yeter ki iyileşsin bak yeter bu da benim adamdır. İçeriye götürüyorum. Elif abla geldi mi Elif abla? Sebahati sen başına dursana. Geldim. Elif abla yok mu şöyle düzgün yerleştirebileceğimiz yumuşak bir yer? Burası minderli. Buraya yatırabilirsiniz. La bu papanın çıktığı bir şeyler okuduğu yer değil mi? Abla çarpılırız ya dur korktum ben oradan. Şey abla bak buraya kimse girer mi şu an? Hayır canım buranın yetkisi bizde. Nasıl sen yokken birileri girmiyor mu sonuçta giriyordu. Şu an senin olduğunu bilmiyorlar. Burada benim nerede, tanıdıklarım var. Burada solda. Ha geldi mi doktor? Geldi dışarıda kutu. Nerede hani? Kutuları getirin dışarıda kutu. Kutuları tam getiriyorum ben. Alın kutuları alın hepiniz alın kutuları. Geç şş, yürü. Ya şu arkadaki arkadaşı alın lütfen. Yarım oğlum, saat biraz bırakıyor. Bana mı dedin? Yok şu arkadaki diyor, uzun saçlı artık yani abi. Agresyona gerek yok ya buradayız. O uzun tamam bak dur. Bekle sen beklesene bana bak bir. Evet. Bu adam iyileşsin tamam mı? Bak. Şimdi... Gerçekten hadi bak bu tehdit değil. Bu tehdit bu adam değil. İyileşmesin seni. Lütfen elinden geleni yap. Bak sana yalvarıyorum elinden geleni yap. Fehmi Bey ben size garanti ediyorum. Bakın ben üniversitesim... Tüküreceğim senin okuduğun üniversiteyi falan. Hadi geç işini yap. Yapacak bir şey yok tamam. Tamamdır. Bak sana açıklama sadece rica ediyorum. Bak rica ediyorum. Lütfen elinden geleni yap. Diye diyorum. Oğlum bir sus. Hastanın kurşun işleyen yerleri
Nasıl anlatayım? Bir şey diyeceğim. Şu an her dakika, her beklediğimiz dakika onun için hayatı önem taşıyor değil mi? Yok zaten şu an bu serumunu yaptık. Birazcık dinlenmesi lazım. Ardından düzeltelim. Ben serum bitmeden kopardım. Geldim ben adamı aldım. Bitmedi ki serum. Kimlerle çalıştığımız belli oldu. Oğlum abi bu ne diyor bak. Şuradan geçelim. Şuradan. Doktor Bey. Doktor Bey şuradan. Neyse. Tamam adam işini yapsın ya. Bırakın bırakın abi. Adama kötü davranmayın. Adam da işini yapsın. En senin adın neresi? Yemek falan getirelim bari de. Ejder abiye de bir şeyler getirelim. Mal mal konuşuyor. Benim sinirim alsam oluyor ya. Lan manyak mısın adam? Ne yapıyorsun? Adam ha parayı da kabul etti. Adam kaç sene okumuş. Beynini geliştirememiş. Yerin acıkmışsınız. Oğlum şu silahı da bir indir artık. Kilisedeyiz ya. Silahı bir indir. Acıkmışsınızdır hadi. Bir şeyler yiyin. Uzay bak adam. Yıllarca okumuş. Şu anda da bak 500 bin dolar götü başı ayrı oynamaya başladı. Silaha gerek yok şu anda artık. Yani bir yanlış manlış yapar. Yapmaz. O 500 bin dolar için şu an var ya neler yapar. Uy ne lan bu? Ki duruyor abi bu ne? Aha abla bu hamburgerler nereden çıkıyor ya? Bu kilisenin ikramı. İkram herkese veriyorlar mı? Evet. Devlet mi ödüyor bunları? Vallahi ya. Devlet ödüyor. Oy. Belli devletin ödüyor baksana bir ketçap bile koyuyor. İçiniz rahat olsun. Bizim haberimiz olmadan buraya kimse gelemez. Nasıl abla sen yokken burada kaç gündür bizlesin mesela? Hatta kaç haftadır buraya kimse gelip gitmedi mi? Yani şöyle devletten normalde kiliseye dua etmek için gelenlere her zaman açık kapı. Tamam şu an dua etmeye birisi gelse. Gelmiyor ki abi. Müslüman olur anasını satayım buraya gelen Hristiyan değil mi şimdi? He kiliseye gidiyor Hristiyanlar Müslüman olur buraya şu an birisi gelse olanları görürsün. Öyle bir hikaye var abi biliyor musun? Nasıl bir şey var lan? Adam camiye bakmaya diye giriyor. Sonra içerideki adamlar bunun üstüne koşuyor. Korkuyor, kapanıyor sonra. Adamlar sarılınca bu da Müslüman olmaya karar veriyor. Oğlum adam zaten camiye Müslüman olduğu için gidiyor mu? Yok. Adam camiye bakmaya gidiyor Hristiyan. He bakmaya gidiyor. Sonra bu hani şeylerde bu ne deniyor bunlar? Neyse tamam ya. Abi ne boş ben yaptın ya. Benden daha fazla konuşuyor. Yok bu gerçek hikaye. Ne yaptınız? Fatime'ydi yavrum tut bakayım şu bıçağın ucunu. Selami de doktor olmuş. Aferin oğlum. Doktor Bey benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok ya yani biz şu an arkadaşın adı Samit miydi? Sebat ile beraber hallediyoruz. Şu anlık herhangi bir şey yok. Hareket için yaptık. Kurşunlarını çıkardık. Yani şu an dinlenme sürecinde birazcık ateşi var. Durumu tamam, iyi ama. Doktor Bey sizin var mı bir ihtiyacınız? Getirtirelim. Yok benim yok. Ben bir dışarıda bir sigara içip gelsem bana yeter. Beraber içelim gelin. Tabii, muhabbet tabii. Edelim. Doktor Bey ben de geleyim. Uzay sen gelme lan. Abi, ben bu uzun saçtan birazcık korkuyorum. Hayır. Korkmayınız. Ben bir şey konuşacağım abi. Ben bundan korkuyorum. Bu benim arkamdan gelmez. Tamam sıkıntı yok ben varım ya. Ay ne yaptın oğlum adama la? Tamam böyleyiz ya doktor bey. Böyleyiz bence burası gayet güzel. Şöyle tabii, uzatayım size buyurun. Bir bakın bana bir bakın. Teşekkür ederim. Bakar mısınız? Yüzüme bakar mısınız? Evet buyurun. Ben sizden özür diliyorum biraz gergin bir ortamdayız sonuçta. Yok estağfurullah olabilir. Böyle hastalarımız bu tarz durumlarla karşılaşıyor. Evet. Anlayışlıyız gayet. Sizin işiniz de zor ya. Sizin işiniz de zor ama yine de hala gözüm üzerinizde haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Doktor bey zaten bakın. Zaten aynı bir soruyla dayak yedim. Doktor bey şimdi şöyle. Size güvenebilirim değil mi? Yani rahat olun. Yani ben işinde gücünde bir adamım bak, yani. Bak biz gerçekten işinde gücünde aynı sizin gibi ekmeğini kazanan düzgün insanlardık. Gerçekten Burat diye gelsin bunları yaşayalım elimiz silah tutsun istemezdik ama zorunda kaldık. Bazen istemeden de gerçekleşiyor bile bazı şeyler. Ya diyorum ya karımı bak karım olacak insanı hatta. Eyleme teklif ettiğimde evet diye bağırdı kollarımda can verdi ya. Bak vuran kişi aynı kişi biliyor musun? Aynı kişi ya. Ejder abi vuran da aynı kişi ya. Yani... Kişi peki tanıdık mı? Arkadaşınız falan mı? He arkadaşımız arada böyle vuruyor bizi. Vay orospu çocuğu. Doktor bey bak adam bizim düşmanımız. Adam eski mafya babasıymış zartmış zurtmuş. Ala mafya babası eski değil ya. Aslında kim biliyor musun? Eski eşimin değil. Eşim olacak insanın ölenin. Bellam'ın eski kocasıymış. Böyle pis işler falan filan derken peki işte. Peki bu çatışma esnasında beyefendi vuruldu mu? Yani kendisi böyle yerden toplaymış içine sokmuş. Yok öyle değil. Bu sizin düşmanınız olan Kancık mıydı? Bak yine hatırladım. Kancık şey... Allah çarpsın bundan sonra Kancık diyelim. Senin kelini öpeyim ben. Estağfurullah. O Kancık Bey vurulduysa mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye gitmek zorunda. Yani onun vardır kendi olduğunu... adamları. Vardır kendi adamları. Yani tanıdıksa eğer isterseniz ben bir sordurabilirim. Ya şu an değil. Şu an bekle. Yani, tamam. Adamların hepsi Allah'a emanet de kendisi kaçmış. Görmedim bile. Vurulmadı herhalde. Müslüm nerede? Müslüm vuruldu mu? Kenji. Müslüm. Abi. Soraktik, vuruldu mu? Yok abi adamın burnu bile kanamadı ya. Geri zekalı. Sen izledin değil mi vururken? Abi. Anca için artistliği olunca çatılarda gez böyle silahla nöbet tutma ayağına. Olay icraata gelince abi bir şey yapamadım. Anladığım kadarıyla ortam birazcık gergin. İsterseniz hepinize birer doz aspirin yapayım. Kafanıza göre takırın. Yok sağ ol. Eyvallah. Bak doktor bey.
Bizim sözümüz söz. Gerçekten biz düzgün insanlarız normalde. Böyle işler olduğuna bakma. Sözümüz söz. Gerçekten 500 bin doları veririz ve yoluna gidersin. Ama bizi bir ihbar edersin. Olanları söylersin. Böyle bir yerden kulaklarımıza gelir. Bir polisle muhatap oluruz. Şu bak yanlarda saç kalmış ya. Evet. Onlar da olmaz büyük. Yani şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Duayet en azından deri var yani, öyle düşün. Parlak da olsa bir deri var yani. Tabii ki ben şimdi haftada normalde 6-7 gün falan çalışıyorum. Nöbetlerim var falan. Yani ortalama aldığım para 20 bin. Yani şimdi 300 bin deyince ben zaten her şeyi okuyayım sizinle artık. Hani her türlü şeyde arayabilirsiniz beni. İsterseniz yani bir düzenli olarak alabilirsiniz. Harbi mi diyorsun? Böyle normal böyle zamanlarda da arar mıyız? Tabii arayın beni. İşte deyin ki sen de bayağı sende de hiç karakter yokmuş o zaman. Tabii. Yer arıyormuşsun zaten. Doktor bey deyin işte böyle bir şey var. Ben her türlü yardım açtım. İyi tamam. Böyle bir şey oldu mu o zaman bir alo diyorum. Ameliyattaysan bile bırakıp geliyorsun, tamam mı? Ameliyattaysan birazcık sıkıntı olabilir. 500 bin dolar. Senden amına koyayım. Kesinlikle geliyorum. Tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Siz şey yapın, doktor beye eşlik edin. Nereye işleyebilirim ya? La tamam özür dilerim. Müslüm. Oğlum. Abi ben ne yapayım ki? Her yerim adamlarla dolu. Tamam. Haklısın. Vallahi. Abartma amına koyayım, adam ölüyordu ya. Ben de sinirlendim. Tamam özür dilerim, hadi gel. Gel barışalım, gel. Tamam. Şu tıraşını da değiştir bak, birbirimize benziyoruz. Tamam. Gel özür dilerim, çok yükseldim sana. Ama ne yapayım oğlum, adam ölümden döndü lan. Yani hala bilmiyoruz yani ne olacağını. Bilmiyoruz ya. Ben görmedim, o şerefsizi görmedim bile. Ah görseydim. Bir tane adamı bırakmadık. Sıra onda. Ayaklarına sıkacağım yapışan. Gerçi oğlum he lan. Şimdi sen öldürseydin bu yüzden de seninle kavga ederdik ha. Onu ben öldüreceğim çünkü şerefsiz herif. Yavşak. Ne yapıyorsunuz? Doktor içeri mi gittin? Hı. Tuvaletimine varmış. Of. Ben özür diledim falan ama sırf sen. Durumda kalmadı ya abi, yoksa hala sinirli. La oğlum ben de ne zor durumda kalacağım da. Doktor işte ya. Doktorlar ne çekiyor milletten, boşver. Doğru diyorsun işte. Ama böyle mal konuşmasın abi yani. İnsan içeri söylemeyecek sözler söylüyor. La zaten ya. Onun da karakteri de var bir şey belli, baksana ama. Baba kırık biraz. Adam parayı duyunca götü başı ayrı oynamaya başladı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Of of. O içeri şeyin yanına mı gitti Ejder abi? Bilmiyorum. Ben bakayım. Stakın. Laş. Bu arada birisi falan içeri girerse sokmayın ha. Giremez zaten. Tamam. Yok hoş girdi. Tamam. Ah be abi. Elif abla. Efendim ablacığım. Biraz geri geçti adam, düzgün yatsın ya. Kafasına basıyorsun. Sebati. Gel gel, sana ne vereceğim bak. Bak hadi. Hak ettin lan bugün bunu. Bakayım şuna. Yalnız Hasan odada. Gel. Yok be, yakmadık zaten doktor bey. Yakar mıyız? O takdiri yak. Şey yap. Dışarıda hadi. Bak dışarıda bizimkiler oturuyor. Azıcık şey yap, sakinleş. Bak her şeyi kontrol aldık. Bizimkilerin yanında otur. İç hadi. Merak etme lan, buradayız. Ejder bey sakin olun. Ejder abi ses ver be. Bu arada şu an bilinci açık. Sizi duyabilir. Öyle mi? Evet tabii. Sizi şu an duyabilir ancak tepki veremez. Vücut şu an bazal metabolizmaya geçti. O zaman duyabiliyorsa dayı. Heh. Ben daha önce galiba sana hiç söylemedim. Söyledin mi bilmiyorum. Neyi? Ben öyle saz gitar falan çalabiliyorum ha. Harbi mi diyorsun? Neşet Ertaş'tan bir şey çalmayayım mı? Vallahi çok iyi olur. Ben dinlerim. Çok çok severim. Neşet Ertaş'ı çok severdi ya. Bence bir kendine gelir şöyle. Bence de bir... Abla, Elif abla. Efendim ablacığım. Böyle saz, gitar, herhangi bir şey var mı buralarda? Bakalım. Zannetmiyorum ama. Ben gördüm ya. Sizlerde falan vardır. Görmüştüm şu orada. Nerede gördün? Nerede? Sol Neşet taraf. Ertaş'ı duyunca belki... Aa burada. İyi olur be. Gözlerini falan açar belki. Bir şey söyler. Aha. Daha ileride. Aha, al bakalım. Aha. Güzel. Vallahi iş görür bu. Gelmiştir umarım ya. İyi koydun valla. Nasıl ama? Valla çok iyiydi, bravo. Dendirdin bizi. Zaten dert. İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olursun be abim. Valla en sevdiğin türküyü çaldım ha. Neşet Ertaş'tan. İyi olacak. Değil mi doktor bey? Olacak. Benim tıbbi tecrübelerime göre hastanın iyileşme süresi maksimum 2 hafta efendim. 2 hafta iyi olacak diyorsun. Olur. Yürür konuma gelir yani. Herhangi bir atardamına falan denk gelmediği için herhangi bir uzuvunda sorun da olmaz. İki haftada iyileşir diyorsan çok iyi. İyileşir. Yürür hale gelir. Sadece bilinçte bir küçük böyle gitgeller olabilir işte. İyi de daha şu an hayati tehlikeyi atlattı mı? Hani hala bir hayati tehlikesi var ama benim tıbbi tecrübelerim var. O zaman nasıl böyle var. Bir garanti verebilirsin? Abi tahminin şeyler söyleme ya. Nasıl böyle bir garanti verebilirsin? İki hafta ayaklanır ne demek? Daha hayati tehlikesi devam ediyor diyorsun ya. Beyefendi tıbbi tecrübe. Bakın ben boşu boşuna 12 yıldır çalışmıyorum.
Senin karın çocuğun var mı? Yok. Ha iyi. Tamam, onlara haber verelim falan, bir şey yapalım diyecek. Da bir tanesi evde şey lepistesim var, onu bir yem verebilirse bir arkadaş veya ben bir gidip verebilirsem. Sıkıntı yok. Onlar şey bizimkilerden birini yollarız. Tatil yemlerinden birini takar. Götürür. Ben veririm. Çok teşekkür ederim. Okey. Sebati kolonya var mı? Elif abla ne yapıyorsun burada? Atıştırıyorum. Bir şeyler atıştırıyorum. Sen 7-24 atıştırıyorsun ha. Valla. Ne alakası var ya? Valla bilmiyorum. Benim şey var mesela. Stresten karnım acıkıyor. Üzüntüden ne? Benim bir arkadaş var. Hazaladı. O da hep böyle sürekli atıştırıyor. 7-24 hep atıştırır. Allah Allah. Lan Müslüm ne yapıyorsun oğlum halim burada? Tıklandım ya. Benim yüzümden oldu abi. Her şey benim yüzümden. Ya yok yok, tamam şimdi kızdım falan da. Senin yüzünden olmadı ya. Nasıl benim yüzümden olmadı ya? Adam gözümün önünde vurdu. Bir tane vuramadım adama. Ya oğlum adamı sen vurmadan önce kendi sizinle oradaymış herhalde. Biz hiç görmedik neredeyse çatışma esnasında onu. Sen onu nasıl vuramadın? Etrafım adamlarıyla doluydu çünkü. Kafamı çıkarttığım an kafama kurşun yiyeceğimi biliyordum. Biz yukarıdan dağıttık ya. Bizim yukarıdan yer çok iyiydi. Güzel abi ya. İyi olacak ya, iyi olacak. Of. Alacak daha. Şu anda biz daha bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizden hiçbir şey gelmez. Benle bir kişi gelsin. Gidelim bir kolaçan edelim. Şu poligona bir bakalım. Polis molis gelmiş mi? Patlayan arabalar ne durumda? Etrafa göz atalım. Kim geliyor benimle? Geleyim mi? Gel. Dayı hadi sen de gel ya, sohbet ederiz. Geleyim. Elif abla bak, kiliseden sen sorumlusun. Ben buradayım, tamam. Ben de. Aynen. Bak vallahi sen sorumlusun. Uzay, sen şey ha. Mi yapsan lan? Çatıya mı çıksan? Şey çıkayım çatıya. Müslüm çıkmasın sen. Tamam Müslüm, sen şeyin yanında dur. Müslüm gel. Sen içeri geç. Elif abla yanında dur. Biraz gel. Aa, tamam, ne oluyor? Ne oldu, bir şey mi oldu doktor bey? Yok ya, annem arıyor da bir annemle konuşacağım ya. Telefonu hatırları al ama. Annenle konuşacaksın ya. Selam söyleyin. Anneye selam. Selam söyle anacığına. Anneye selam. Anne ben bir 15-20 gün falan yokum. Tamam tamam Müslüm, sen başına dursana adamın, bir yerleri falan kaybolmasın. Biz gidelim. Konuşsun adam annesiyle de ya. Oğlum dur lan dur, şu Vito'yla gidelim lan. Oo iyiymiş ha bu. Bunu yaptırırız, bu iyiymiş vallahi, ben çok hoşuma gitti. Bir şey diyeceğim, harbi güzel ha. Arkasına nasıl gideceğiz? Sen bin öne. Şu arkasına bir bakayım, bir bakayım. Bak hadi. Oo ya. Lazımdı böyle bir şey. Gerçekten bu lazımdı bize, biliyor musun? Zaten ben anlamıyorum ki, bu gerizekalı bizim için mi çalışıyor nedir? Adamın motorlarına çöküyoruz. Parasını aldık. Silahlarını aldık. Tam bir gerizekalı ya. Bu kadar şeye sahip olacağım. Böyle çatışacağım. Mal yemin ederim yönetmeyi bilmiyorum. Bugünlere nasıl geldi acaba ya? Ali kanisi kaldı. Onu da bir alırız. Ondan sonra kafamız rahat. Onun adamı bence yarıya düşmüştür. Hepsi ölmemiştir de. Hepsiyle gelmemiştir. Ama yarıya düşmüştür bence. Bir bu kadar daha olsa izleriz ya. Darbeyi vurmuşken bir daha vurmak lazım. Bu arada bakın şöyle bir şey söylüyorum. Ejder abi iyi olsun. Hani cami yaptıracağım dedim ya. Bak Los Angeles'a da cami yaptırmak her baba yiğitin harcı değildir yani. Yaptıracağız. Orası ayrı. Ve şöyle bir şey oğlum önüne bak lan. Ben direksiyon kilitlendi. Anlayamadım abi ya. Bu arabayı bir yaptırmak lazım. Bu arabayı yaptıralım. Bak plakayı falan da değiştirelim. Şey olmasınlar. Olmadı şu bir kolaçan edelim. Ondan sonra bu arabayı yaptırmaya gidelim. Rengi de siyah iyi de. Değiştirmek zorunda kalabiliriz. Farklı bir tonda siyah yaparız. Siyah falan yaparız. Ha olur olur. Mat siyah falan yaparız. Direkt aynısı olmasın çünkü. Ben ne diyordum ya? Ne diyordun? B12 eksik bende abi, biliyor musun? Ne diyordun? Cami yaptıracaktım ama diyordun. Yok başka bir şey diyecektim. He. Ya bak şimdi hani Ejder abi yol. Eyvah, oha. Olduğu gibi duruyor lan burası. Çektirelim mi abi? Aa cesetler falan temizlenmiş. Kim aldı lan çok dikkat çekme çok. Ya onun umurunda olur mu ya? Onda o kadar vicdan var mı onu şey yapalım? Yok onda o kadar umurunda olur mu onun ya? Bu araba? Doktorun arabası, biz geldik bununla. Ha doktorun arabası mı bu? Çekelim o zaman şuraya. Onu al al kenara al dayı. Lan keşke bunları da sağlam alsaydık ya. Ulan Haydar şu geyik kasayı sağlam alaydık. Neyse bu göt herifte vardır da, sağlamlarını alırız. Bir arabası var ya daha, o vardır. Oğlum ne yapıyorsun lan? Lan manyak, bırak bırak, elleme tamam. İz falan bırakma. Bilsin orayı. Eldiven var. Aa iyi. Ha okey. Tamam neyse, gitti zaten poligon. Tamam okey, hiç açma. Açma. İyi tamam, silah. Gidelim. La saçmalama ya, boşver şu an hiç açmayalım, dikkat çekmeyelim, hadi gidelim. Şey yapsana şu arabayı tamire götürsene. Değiştirelim bir şeylerini, plakasını falan değiştirelim. Ciğerim acaba bunları aldırsak mı ya? Birden abi ben diyecektim tam. Duyon Femi. Ana. Şeyi mi çağırsak? O duruyor mu hala? Neydi? Adını unuttum. Senin arkadaşın vardı ya. Çekici. Benim Ferrari çekmeye geldiydi. Evet ismini unuttum onun. Kim o? O ne yapıyor? Sen görüşüyor musun onunla hala? Yok ben hiç görüşmüyorum onunla ama numarası var hala. O zaman arayabilirim. Allah Allah. Dur onu çağırsak mı acaba? Ya da bu olaylardan bilmesin. O bizi hiç görmedi ya. Neydi ya adı? Ya dayı sen bayağı yakındın. Latife değil mi? Doğru lan. Latife abi ya. Evet. Latife değil adamın adı. Latif. Doğru Latif. Ya biz Latife diyoruz. Ama ya onu arasak şimdi hani bizim bu olayları bilmiyor. Bir şey olmaz. La Haydar korna morna siktir et oğlum. Plakayı değiştirdin mi? Değiştirdim. Ha tamam şey rengini değiştir. Değiştirdim, mat yaptım. La yok başka bir şey mi yapsak acaba ya? Beyaz mı yapsak? Beyaz çok kötü durur. Beyaz kötü olur ya. Bence asil. O zaman sedef ekle sedef. Nereye? Kırmızı sedef ekle. Ha bir mafyatik oldu sanki. Kahverengi eklesene Uber'e sedef. Uber'e kaçtı. Tamam. Uber'e ne alaka? Kırmızı sedef mi var? Hangi Uber'de var ya? Oy.
İyi, butonlar olur. Butonlar güzel. Güzel güzel, butonlar güzel. Dayı arasam mı acaba Latife'yi, ne diyorsun? Bence arayalım. Olacak ki. Onu da görmüş oluruz yani, bayağıdır görmüyoruz. Ya ama bu halimizle, bu halde çağırmayalım adamı ya. Başka bir gün misafir edelim. Sonunda şimdi... o da onun işi yani. Hem o da paramı kazanmış olacak. Tamam da bu olaylar falan, adam şok geçirir bizi bu halde görürse. Ya anlatmayacağız ki, sadece arabalar patlamış, ne bileyim, hurda bir şeyler deriz. He olur. Değil haberimiz mi? Yok. Niye patlamış, ne olmuş, ne bitmiş. Aynen öyle. Kapımızın önünden sadece çekmek istiyoruz. Birisi almış bırakmış burayı. Olur. Olur. Tamam o zaman arasana. Dur arayayım. Tamam ara bakayım bir. Temizle, temizle oğlum şöyle güzelce temizle. Hoparlörü alıyorum. Al hoparlörü al. Alo. Ben şu arabayı temizleyeyim o arabayı. Latif ne yapıyorsun? Benim Musu. Ne yapıyorsun, iyisin? Ey la, atalla sürüyorsun, sen ne yapıyorsun? İyi, kolay gelsin. Senin şu çekici işi duruyor mu ya? Sen çekiciydin ya en son. Hala duruyor bizim şeyde. Ortalıkta. Latif abi beni hatırladın mı? Dur gel ha. Oof amcam, iyiyim, sen ne yapıyorsun? İyi ben de ne yapayım? Lan işimiz düştü yine, bak o yüzden arıyoruz ha, kusura bakma. Allah, hiç anlatır sormuyorsunuz siz de var ya. Sen de bizi hiç aramıyorsun. Ya, iş güç biz, ne yapalım, tarla sürüyoruz. İyi, kolaylık versin Allah, ne diyelim. Eyvallah. Biz balıkçılığı falan bıraktık, haberin var değil mi? Duydum, gittim baktım Muzu'yu göremedim dediler bana. Bıraktı. Ne dediler? Bıraktı dediler. Bıraktı mı dediler yoksa her şeyini kaybetti mi dediler? Vallahi bana bıraktı dediler. İyi bıraktım he. İyi bıraktı zaten aynen. Dedik balıkçılığı bırakalım, yeni işler atalım, birazcık değişiklik olsun hayatımızda. İyi yapmışsınız ya, ondan iş olmayacaktı. Ben dedim Muzu'ya yap dedim değiştir, azıcık yatırım yap dedim. Kafayı çalıştıramadı. Kafası. Neyse Latif. Neyse. Bizim aynen. Bir araba çekme işimiz var. Buraya koymuşlar arabaları. Biz yeni bir dükkan aldık, tamam mı? İlaçlı dükkanı. Bizim oraya bir konum atayım da bir gel. Şu arabaları bir çek, gözünü yağını yiyeyim ya. Hala yapam Muzum. Azıcık hasrettir, hemen bir görem seni. Gel aynen. Ama bak arabalar patlak ha. Olsun ya. Çekeriz. Aynen öyle. Tamam. İyi, sana konum atar şimdi sana. Geliyorum ben. Hadi ya görüşürüz. Ben. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Buraya benim konumu atayım, gelsin ya. Ulan sen özlemişim ha. Ay. Vallahi. Gelsin ya abi, görüşelim. Şu an var ya, bizim böyle tipleri falan görünce bile oğlum ne olmuş lan size falan diyecek büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Yaşlandık anasını satayım. Gerçi sen hep yaşlıydın dayı da. Yah senin ruhun genç. Tamam, hemen alınmadan ben söyleyeyim, tamam. Eyvallah. Ne yaptın Haydar? Abi temizledim, hazır. Okey değil mi şey plaka falan? Hazır. Tamam, bu selefler niye belli olmuyor lan? Belli oluyor. Sana bir şey diyeyim mi? Versene bana bakayım bir. Benim sevdiğim bir tane ton var. Acaba onu yapsak bu arabada nasıl... Oğlum ne güzel ses çıkıyor la bundan bile. Dayı sen konumu attın mı? Ben attım hemen. He konumu attın. Konu. Bir şey diyeyim mi? Siyah olmasın. Siyah olduğu zaman abi tam mafya arabası gibi oluyor. Çok dikkat çekmeyelim. Böyle VIP araç gibi dursun. Bence de ya, güzel. Nasıl? Bence çok iyi bu arada. VIP araç gibi dursun. Ne rengiymiş biliyor musun dayı bu? Neymiş? Çikileta. Çikileta güzel, severiz. Vallahi çok iyi. En sevdiğimdir. Seleferesi atayım. He. İyi. İyi, 10 numara. Güzel. Çok bayağı iyi oldu. Of, kafada atmaya çalışıyorum da. Dayı be. Vallahi olmuyor ya. İyi olur değil mi ya? Adam vallahi bizim yüzümüzden. Vallahi en çok o koyuyor ya. Ya bu ejderi sapasağlam adam, hiçbir şey olmaz ona. Hayatı selkiye atlatmamış ama. Yapacak bir şey yok ona. Anda yapabileceğimiz bir durum yok. Üzülmekten başka. Hadi atlayın. Harbi iyi oldu ha. Harbi güzel oldu valla. Sen konumu attın değil mi? Attım ha, telefon çalıyor, dur. Vermiş mi? Ya şeye attım, konuma geçiyorum. Dur oraya geçme. Geçin siz de, ben eleman yolladım şimdi. Niye o da gelsin ya? Gelemiyorum, hanım hastalandı ondan. Geçmiş olsun, selamlar hanıma. Geçmiş olsun. Bir şey diyeceğim, doktor lazımsa halledelim. Ya kırıptır mırıptır o tarz bir şey. Vallahi halledelim. Ya, bilmiyorum ben. Vallahi gideceğim şimdi, göreceğim bakalım. Tamam geçmiş olsun. Görüşürüz. Verdiniz, yarın buluşacağız, tamam mı? Tamam hallederiz hadi. Tamam görüşecek, harbi özledik ya. Dur cansınız, hadi kendinize iyi bakın. Dur kapatma Latif abi. Bizim bu arabaların başında beklememize gerek var mı ya? Git siz, ben hallederim orayı. Bak konumda bak 1, 2, 3, 4, 5 tane patlak araba var. Şey desin, Dacia var bunda, onu almasınlar, tamam mı? Tamam, notacağız hem ben onlara. Mesela tamam hadi. Patlak olanları alsınlar ya sadece işte. Tamam. Hadi. Ne kadar patlak, ne kadar şey varsa götürsünler. Tamam. O iş benim iyi işim. Bak Latif abi. Bak şurada bir tane su şeyi patlattım, o da patlak, onu da al. Tamam yavrum. Allah'a emanet. Ulan ya. Allah'a emanet kötü. Allah'a emanet. Kapat hadi çok az. Ulan Latif abi ya. Manyak ya. Harbi diyorum manyak. Hiç arayıp sormadın sen de onu ha. Sarayım benim, zaten telefonu yeni aldık. Oldu biraz gerçi... da. Gerçi...
Gerçi doğru diyorsun, başımızdan neler geldi. Ben öyle, ben kimi şey yapayım, misafirliğe halledeyim. Doğru diyorsun. Aa, biz onu yarın nerede şey... O zaman restoranda falan buluşak. Ya düzgün bir balıkçı şeyinde buluşak mı? Bu balığı şu an şey, sattığımız yer vardı ya. Ama orada bir garip hissederiz ya. Değil mi? O da olmaz, doğru. Buluruz yarın bir şekil ya. Buluruz. Bu arada araba güzelmiş ha. Harbi. Renk de fena olmadı. Vallahi renk de fena olmadı ha. Siyah gibi duruyor ki zaten ışıkta. Aynen öyle. Bir tık daha açık tonu yapılabilirmiş. Bunun plakayı da değiştirelim o zaman. Değiştirdik ya. Değiştirdin mi? Tabii. Ya ne bileyim, hiç fark etmedim. Değiştirdik. Zaten asıl plaka için gittik ya. Doğru. Bak. Emin her durumda çok, ya. Her çok amaçlı ya. Her durumda yanılıyorum ya. Acaba bu? Bilmiyorum ki valla. Bir tane daha alınabilir. Bir tane daha çökülebilir ya bundan. Çökülebilir aynen. Çökeriz ya. Ya dayı zaten. Bak bunu değil. Ne olmuş burada? La Ejder abinin arabası değil mi o? Evet. Lan ne oluyor burada? Oğlum bu Ejder'in arabası. Kim var bir dakika? Lan abi, uzay gerizekalı ne oldu oğlum? Sakin. Ben biraz dolaşmaya çıkmıştım da arabayla kaza yaptım ya. Ya Allah'ım ya Rabbim, aklım gitti, yemin ederim bir şey oldu zannettim ya. Yok bir. Uzay oğlum sen bir otur dinlen anasını satayım. Lan! Lan avradını. Ya Uzay, adam orada ölümle mücadele ediyor. Sen niye adamın arabasını aldın götürdün abi ya? Abi kalk, böyle bir içim daraldı orada kilisede ya. Otur. Sen otur, peki otur. Biz seni daha dün kurtarmadık mı? Evet. Oğlum bir git dinlen, bir kendine gel, şöyle bir rahatla. Abi bende böyle bir hiperaktiflik var biliyor musun? Of. Duramıyorum yerimde bak. Tamam, iyi hadi götür arabayı. Var. Oğlum birine mi çarptın? Motorlu birine mi çarptın? O motor kimin? Yok ona ben çarpmadım abi ya. Ben bunu götüreyim ya, hadi görüşürüz, bay bay. Motor niye duruyor orada? Anahtarı var mı? Allah Allah. Dur la bakayım. Bir bak bakayım. Anahtarı yok, bunu buraya koymuşlar. Oğlum yolun ortasında ne alaka ya? Ne bileyim. Hadi şunu bir tekle lan. Hadi genç adam. Ooo da... Helal olsun be size. Aynen, çekin kenarda dursun ya. Yolu bunu kapatmışlar. Polis çeker zaten. Aynen, kenarda dursun işte, yolun ortasında durmasın diye dedim. Her şeye baktığı için. Aslında onu Vito'nun arkasına atsak mı ya? İyice mafyacılık. Kim mi kapıyı? La yok, saçmalama oğlum. Çünkü Adana mafyası mıyız? Harbiden. Gerçi mafya da değil lan. Onun mafya yapmaz öyle. Adana bütün Adana selamlar. Selam. Öyle demek istememiştim bu arada. Hadi geldik. Lan nerede herkes? Hiç ya Allah'ım de. Ya Rabbim, Uzay. La Uzay. Ya abi. Oğlum manyak mısın amına koyayım ya? Sen niye böyle sapıttın ya? Ne yaptım abi ya? Emine koyayım. Oğlum silahı tutuyorsun ya. Tamam, siz demediniz mi kimse girmeyecek buraya falan filan diyor. Güvenlik önüne alıyorum burada. Tamam abi, silahla mı tutuyorsun oğlum? Gözlem ya yap abi, eğer. Ya şuradan kapıdan tık diye indireceğim işte. Lan manyak mısın? Belki kiliseye birisi ibadetine gelecek. Allah yolunda öldü. Allah Allah. Tövbe. Aa, Elif abla ne yaptınız? Hoş bulduk. İyi, bekliyoruz başında hala. Ne yapalım? Bir şey var mı? Ses soluk böyle parlak, parmaklarda bir hareketlilik. Hiçbir şey yok. Vallahi. Araba nasıl olmuş? Bak rengini falan değiştirdik. Plakasını değiştirdik, artık bizim. Yeni arabamız aynı. Hayırlı olsun. Oy. Oo doktor bey. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Rahat mı koltuk? Yani birazcık oturma kısmı birazcık sert ama onlar içinde gayet iyi bence, yani ben gayet beğendim. Tam şey, Ejder abi nasıl? Ejder Bey'in durumu stabil. Tabii hayati tehlikesi az da olsa sürüyor. Peki bu hayati tehlikeden hayati tehlikeyi atlattığını nasıl anlayacağız? Hayati tehlikeyi atlattığını kalp ritimlerinin belirli bir düzeyde stabil kalmasından anlayacağız. Ya da ben zaten ara ara kalp ritimine bakarak alıyorum. Ona tamam, göre... bize en ufak gelişmede, en ufak haberde söyle, tamam mı? Tabii ki. En ufak ki. Bir şeyde. Bu arada Sebahati'yi de sakinleştirdim, uyuttum. İyi yapmışsın, bir şey diyeyim mi? Harbiden iyi yapmışsın. İyi Sebahati'ye dinlenmesin. Ellerine sağlık yoruldu. Doktorum. Neyi bekliyoruz peki? Of. Doktor bey. Şey yapalım ya. Şu an yapacak bir şey yok herhalde. Bir tedaviye tepki vermesini bekliyoruz herhalde. Hanım, değil mi? Yani aynen. Ara ara yine ilaç, ateş kontrolü tamam. Falan bekleyeceğiz. Okey. Ya biz de kendini... İyi hisseden varsa eğer kapının önünde nöbet falan tutsun. Ama silahla değil Uzay. Silahla ya değil. Abi siz kilisedeyiz çünkü. Detayını vermeniz lazım. Ben onu düşünüyorum. Oğlum kilisedeyiz Uzay. Kilisedeyiz. Ben son 28 saattir uyumadım farkındaysanız. Tamam sen de işte uyu dinlen biraz. Üstüm, sen iyi misin? Ben tutarım, ben giderim. Tamam, silahla değil ama. Dikkat çekmemeniz lazım. Dikkat çekmeyin abi, aynen. Dikkat çekmeden böyle sanki bir vatandaşmış gibi bahçede takılıyormuş gibi nöbetini tutun. Ben de çok kötüyüm. Vay, kaç 48 saat oldu ya bizim uyumayalı. Hiç uyumadık ki. 48 saat falan oldu, vallahi çok kötüyüz. Birazcık bize dinlenelim. Doktor bey, yani siz de çok uykusuz kalırsanız dinlenin isterseniz burada ama. Yo buradayım bizden zaten ben. Şu kim iki tane iyi durumda? Değiştireceğim. Elif ablam. Hanım. Burada sen durur musun? Tamam tabii. Çünkü bak sen uyuyordunuz siz. Biz 48 saat oldu uyumayalı vallahi. Olur, dururum, sıkıntı. Ama bak en ufak bir şeyde sen bir şey yapmaya kalkmasak tamam mı? Direkt bizi uyandır. Direkt. Tamam ablacığım.
Tamam. Sen sakın bir şey yapma yakın mı? Direkt bizi uyandır. Şu mesela doktor bey yapmaz bence. Çünkü 500 bin dolar güzel para. Hani olur da kaçmaya kalkarsa, olur da telefonla birileriyle konuşmaya kalkarsa ona hiçbir şey söylemeden bizi uyandır. Tamam anlayacağım. İyi ben hadi uyumaya gidiyorum. Haydar dayı siz de gelin şöyle azıcık dinleyin. Valla ben de gidiyorum ya. Muha falan mı etsek abi? Elif abla. Efendim ablacığım. Sen de yine ne olur ne olmaz var değil mi silah? Ne? Heh tamam. Ama sen bak dediğim gibi hiçbir şey yapma bize uyandır. Tamam. Tamam. Bende tamam. De var silah. Bende de neşter. Bıçaklarım. O neşter tedavisi dışında hani gereği dışında çıkarsa eğer kötü olur. Haberin olsun yani. Yani tamam. Diyelim ki atıyorum o sizin kancık dediğiniz adam içeriye girdi. Mesela o, tamam yine... o sen onu görmeden sana ihtiyacı olur onun zaten. Şunu görüyor musun? Tamam. Hani ben hastanede arkadan tuttum. Oha yorulmuş lan kötü direkt bayılmış. Peki sen hiç şunu gördün. Ne diyor? Doktor da içinde var bir şerefsizlik o yüzden güvenemedim ben. Bence de bir şerefsizlik bir yavşaklık var. Var var. O yüzden zaten güvenemedim ya. Aynı bence bu bir diğer kenji gelip 1 milyon verse satar bu. Aynen öyle işte aynen abi, öyle. Abi ben de bunu gördün mü deyip değişik değişik şeyler gösteriyorum. Ya var onda bir şeyler ya neyse. Ya ben şöyle uzanıyorum bu arada. Elif abla hemen uyandırabilsin. Ben de şöyle siz uzanıyorum. De uzanın şöyle. Hadi iyi geceler hadi güzelce dinlenin. Eğer Allah'a emanet. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Birazcık üzücü bir bölüm oldu. Kenji şerefsizini yine bitiremedik ama bir adım daha ilerledik. Ejder abi inşallah iyileşecek. Ne olacak ne bitecek vallahi bilmiyorum. İlerleyen bölümlerde görürsünüz. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know